Ya Seyfo, sen 20 senedir giymediğin bu takımı niye giydin? 20 yıl oldu mu kız? He. Oldu tabii ya. Hatta geçti bilim. Halil ile Nuriye'nin düğünü için almıştım bunu, doğru. Sen anca düğünden düğüne giyersin takım elbiseyi. Bugün niye giydin acaba? Tabii sen Nuriye'nin düğününde aldığın elbisenin içine giremiyor. Ondan bağ sarıyorsun değil mi? Baba hele. Ben kendimi salmadım ki. Her gün muntazaman sporumu yapıyorum. Ahırda çalışıyorum sabahtan akşama kadar. Formumu ondan koruyorum. Allah Allah. Bir şey eksik diyorum ama ne? Koku. Tütün kolonyası yaktı ya kız. Oh. Anam senden sebep mi çarpıldım? Ne oldu böyle? Bu iş toplantısında göstereceğim performans çok önemli Nuriye. Ha, o yüzden Halim'le Samim'in sünnetinde giydiğin takımı giydin herhalde. Maşallah. Şunları da cebine koyalım da işin rast gitsin. Ne yapıyorsun Nuriye ya? Ben bu şekerlerle mi kandıracağım iş adamlarını? Okunmuş şeker onlar Halil. Faydası olur. Sen konuşurken pül ağzının içine bakarlar. İnşallah bu sefer mahkûs talihimizi yeneceğiz. Bir hikmet var bunda, hissediyorum. Var, var. İnşallah. Evet, çok güzel. Abimlere de vereyim ben bunları. Neden yani, neden? Yani dün heyeti gördük. Ya bunları kanacak, gözleri boyanacak adamlar değil ki onlar. Hele bu koku. Öyle deme canımın içi. Benim ne kadar vizyon sahibi bir adam olduğumu bilmeleri lazım. Lütfen. Çok da yakışıklı oldun ama. Çok yakışıklı oldun da. Biraz fazla mı yani? Biraz fazla mı acaba? Heh. Al işte şu hale bak. Demodenin demodesi olmuşsun ya. Ne bu koku? Tütün kolonyası mı? He, tütün kolonyası. En sevdiğim koku Mustafa Ali. Dön bakayım şöyle bir daha. Ama sen şu an benim şoförüm gibi bile durmuyorsun ya. Öf, o kadar diyeyim ben sana. Dua et, toplantıya gidiyoruz yoksa şuracıkta façanı bozardım senin. Allah Allah. Senin gibi bob stil mi olayım? Özümü kaybedecek değilim Mustafa Ali. Ben organik takılıyorum. Yürü. Yürü hadi, yürü. Ey Allah'ım, ya Rabbim ya.